Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım. Buyurun. Sayın Bakanım, malumunuzun olduğu üzere 6.468 yabancılarla uluslararası koruma kanunu 4 Nisan 2013 yılında Yüce Meclisimiz tarafından kabul edildikten sonra 11 Nisan 2013 Eskiden burada bir göç bebeği vardı, şimdi yok galiba. Var mı? Bir muyu vardı sanırım. Muyu nereye gitti? Biz birine vermişizdir, bir çocuk almıştır. Hemen şey yapalım kendiniz. 11 Nisan 2013 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasına müteakip resmi gazetede yayınlanması Türkçülerimizin kuruluşu yıl dönümü olarak kabul edilmekte ve yaklaşık 13 bin civarında tercih edilmiş saat ülkemizin her tarafında 25 kere gönderme Burada sizin bu saatten sonra da ortaya koyacağınız adımlar sadece ülkemizin bir insani fotoğrafı olarak ortaya çıkmayacak. Aynı zamanda dünyaya da büyük örnek olacaktır. Birilerinin fotoğraf çektirmesi, birilerinin senaryo oluşturması, birilerinin mış gibi yapıyor olması bizi bugüne kadar gönülsüzlendirmemiştir. Tam tersi, biz üzerimizdeki sorumluluğu ortaya koyan bir anlayışı gerçekleştirdik. AK Parti hükümetleri bunu başarıyla ilk andan itibaren sergilemişlerdir hükümetler. Bugünden sonra da 2023'e giderken de, 2053'e giderken de altını çizerek ifade etmek lazım ki hakikaten Türkiye'nin göç yönetimi meselesi dünyada da bundan sonraki süreçlerde de zaman diliminde de hem örnek olacak hem de takdir edilecek bir meseledir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri daha 6 Mart'ta Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere ulaşan mülteci sayısının 1,5 milyona ulaştığı gün bu durumu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak nitelendirmişti. Şu anda bu sayı 3,5 milyonun biraz üzerinde. Ukrayna içinde yer değiştiren insan sayısı ise 6,5 milyon civarında. Yine Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 2020 yılı için yayınladığı zorla yerinden edilme raporunda artık dünyadaki yerinden edilmiş insan sayısının 100 milyonu geçip geçmeyeceğinin değil de bunun ne zaman gerçekleşeceği tartışılıyordu. Ukrayna'dan kaynaklı 10 milyon insanı hesaba katarsak rakam şimdiden 94 milyona ulaşmış durumdadır. İfade etmek istediğim şudur. Göç insanlık tarihi boyunca hep vardı ama 21. yüzyılda hem hızlı hem kitlesel hem de yüksek bir ivmeyle artarak devam ediyor. Bunu görmezden gelmek, Batılıların Suriye göçünde yaptığı gibi bunu bir sınır meselesi olarak görmek, yani Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye ile Irak arasında, Türkiye ile İran arasında, İran ile Afganistan arasında, Türkiye ile Yunanistan arasında bir sınır meselesi olarak görmek hem insani değil hem de sosyolojinin, bilimin geçer gerçekleriyle tutarlı değil, hem de meseleyi sırtından atmak için, meseleyi yüklenmemek için, meseleyi görmemek için maalesef ortaya konulmuş bir aldatmacı olarak görmek lazım geldiğinin altını çizmek gerekir. Düzensiz göçle mücadele strateji belgesi ve ulusal eylem planı adlı bir belgemiz var. Bunun 2021 ve 2025 versiyonu da hazırlandı ve uygulamaya alındı. Öte yandan düzenli göç alanındaki politikamızda düzenli göç kanallarını ülke kapasitesine göre açık tutma ve ölümden kaçan insanların geri göndermeme ve insan odaklı yaklaşım ilkeleri çerçevesinde kurgulanmıştır. Dünyada nereden bize bir düzensiz göç akımı varsa biz bu konuda Amerika'nın ve Avrupa'nın Batı'nın tersine göçün kaynağında çözülebilmesi için insani yardım dahil, mesleklendirme dahil, eğitim dahil bütün adımları atıyoruz. Bugün Afganistan'dan Lübnan'a kadar, Bangladeş'e kadar, Afganistan'a kadar söylediğim gibi iyilik trenlerinden iyilik gemilerine kadar, TİKAS'ından Diyanetinden bütün sivil toplum örgütlerimize AFAD'ına Kızılay'ına kadar her türlü desteği ve yardım ortaya koyuyor. Özellikle 2000
2018 ve 2023 yıllarını kapsayan göçün üçüncü ayağı dediğimiz düzenli ve düzensizden sonra uyum strateji belgesi ve ulusal eylem planımız var. Bu plan dahilinde birazdan detaylarını paylaşacağım somut adımları atıyoruz. Tüm bu politikayı yönetmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla göçle ilgili tüm kurumların dahil olduğu bir göç kurumumuz var. Yani bizim hakikaten refleksif değil, yani olaylara karşı anında refleks gösterip de adım atan değil, stratejik bir göç yönetimimiz ve göç planımız var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Elbette ki bunun yanı sıra süreci yönetirken işin altyapısına ait de pek çok adım atıldı. Göç Genel Müdürlüğü kurduk. Sonra bunu Göç Başkanlığı'na çevirdik. İdlib'de, Afrin'de, daha doğrusu Afrin'de, Çobanbey'de, Azez'de, Cerablus'ta, İdlib güvenliği azaltma bölgesinde bulunmasına itiraz edenler ve mecliste ret verenler acaba göç o sınırlarda nasıl engellemeyi düşünüyorlar? Böyle bir akılları var mı? Yoksa hakikaten sadece düşmanlık üzerinden bir hükümete, hükümetin politikalarına, göç politikalarına düşmanlık üzerinden bir değerlendirmeyle mi bu adım atıyorlar? O bölgeler, Halep bölgesi huzura kavuşmadan, orada her gün bombalar patlarken, orada her gün insanlar katledilirken, orada her gün insanlar yerlerinden edilirken, bu operasyonlarla huzura kavuşmazsa buralar nasıl göç geri dönecek veya göçün yeniden gelmesi engellenmiş olacak? Yani Esad'ın ellerine o insanları, çocukları, babalarını öldürenlere, annelerini öldürenlere teslim etmek isterseniz o dünyanın yeni bir soykırımıdır. O bu ülkeye herhalde yakışmayacak, yakışmaması lazım gelen, bu medeniyeti ve bu insanlığa yakışmaması lazım gelen bir adımdır. Bunu teklif etmek de ayıptır. İnsanları ölüme göndermek. Aynı zamanda 700 bin civarında son 5 yılda yabancı da Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'den Avrupa'ya veya üçüncü ülkelere gitmiş, buradan kaçmıştır. Uyum çalışmaları kapsamında 2014-2021 yılları arasında mesleki eğitim, genel eğitim ve Türkçe kursu dahil 1.8 milyon yabancıya eğitim verilmiştir. Bugüne kadar kısa adı SUYA olan Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi kapsamında bu yılbaşı itibariyle önemli bir bölümü olmak üzere 184 bin kişiye eğitim verilmiştir. Burada 2022 hedefimiz 1 milyon kişidir. Son 11 yılda bize hiç görmek istemediğimiz fotoğraf karelerini, trajedileri, göç meselesi göstermiştir. Ne yazık ki gelişmiş diye nitelendiğimiz Batı'nın aslında gelişmediğini ve o gaddar yüzünü de göç meselesi bize göstermiştir. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış gene. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor. Kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Başkanlığı'ndaki yaptığı, bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Bu ülkeye neler yaptığının bedellerini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Sahil güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Ama onlar da tabii kara çalma, iftira atma elbette ki her zamanki karakterleridir. Göç İdaresi'ne randevu alacakmış da. Ne kadar yabancı yapmış, nereden geçmiş, nasıl olmuş bir takım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye'de. Evet.